Evet. Ben en son latife olarak arkadaşlara dedim ki bakın Kur'an-ı Ben Kerim'de de size sormuş olayım yani hocam. Kur'an-ı Kerim'de şu noktayı sadece ben tespit ettim. İslam aleminde şimdiye kadar diye böyle latife yapıyorum. Hocam bu hakkın savunması değil. Hak çokluktan olmaz. Allah-u Teala'nın hak dediği haktır, batıl dediği batıldır. Dolayısıyla hak batılın ölçüsü vahiydir. Şimdi insanlar kendi akli ölçüleri içerisinde bir takım değerlendirmeler yaparak hakkın o olduğunu iddia ediyorlar. Ancak bütün yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Her ne olursa olsun bir ihtilaf devam edecektir. Evet. Ha biz en azından şunu çabalıyoruz. Yolda mıyız? Önemli olan yolda olmak. Yani ben Allah'ın mesajını anlamak için hüsnü niyetle, hulusu kalb ile diyorum ki Ya Rabbi ben senin kulunum. Bu kitabında bana ne mesaj veriyorsun? Benden ne istiyorsun? Ben dünyada ne yapmalıyım ki senin rızanı kazanayım? Hocam böyle girdiğim zaman Kur'an-ı Kerim beni alıyor kendi ufuklarına götürüyor. Ne yapmam gerektiğini söylüyor. Öyle bir sahneye sokuyor ki beni ben farkında olmadan. Diyor ki bakın eğer benim yolumdan girersen şöyle bir cennet var. Onu okurken orada yaşıyorsun. Diyor Evet. ki şu tarafta benim yolumdan gitmeyenler var. Bak görüyor musun? Onlar da şu sıkıntıları çekiyor. Orada onları da yaşıyorsun. Kur'an-ı Kerim o kadar canlı ki böyle hayatın içinde ama Merkezinde, buna evet. dediğim gibi o ön bilgilerden bu Kur'an-ı Kerim'in etrafını ören, o anlam çerçevesini kapatan bilgilerden soyutlanarak. Yani sadece bu niyette. Yani Ya Rabbi benden ne istiyorsun? Ama bu kolay bir iş değil hocam. Yani biz bunu söylüyoruz ama bu kolay bir iş değil. Kolay olmadığı için de sevaplı zaten. Evet. Öyle yata yata sevap yok.